Asus'dan iyi akşamlar diliyorum. Sun Sayek, 14. Sağlık Kültür Etkinliklerinin... Size iyi akşamlar benden. İyi akşamlar efendim. Sun Sayek, 14. Sağlık Kültür Etkinliklerinin 3. oturumunu yapıyoruz. Dün güzel bir edebiyat söylesisi oldu Buket Hanım'la, bence çok etkileyiciydi. Bugün de COVID-19'daki son durum nedir? Hangi önlemleri almaya devam etmemiz lazım? Tartışmasını yapacağız. Çok değerli iki arkadaşım bizlerle beraber. Kayı Hampala, Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'ndan öğretim üyesi ve Dilek Aslan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı'ndan, Halk Sağlığı Anabilim Dalı'ndan öğretim üyesi. Dikkat ederseniz iki konuşmacımız da halk sağlıkçı. Bu pandemi sırasında benim gözlemim aslında bu ortamlarda ve toplumu yönlendirmede en önemli grubun halk sağlıkçılar olması gerektiğine inandığım için onları davet ettim. Çünkü salgınların yönetimi halk sağlığına düşüyor. Halk sağlığı anabilim dalları ve halk sağlığı uzmanları yapıyorlar. Onun için de çok yetkin iki arkadaşımla beraberiz. Kayahan hoş geldin. Şimdi Kayahan'la başlayacağız. Kayahan bize özellikle bu salgının, tabii dünya çok birçok salgın yaşadı bugüne kadar. Veba salgını, İspanyol gribi, sonra Asya gribi diye bir grip oldu bizim gençliğimizde. SARS, MERS gibi birçok pandemi dünyada yaşandı. Ama bu salgın biraz daha farklı vurdu bizi diye düşünüyorum ben. Kayahan'dan bu salgının, bugüne kadar olan salgınlardan temel farkları ne olduğunu soralım. Onunla başlayalım. Ondan sonra da devam edelim. Evet Kayahan. Öncelikle hepinize iyi akşamlar. Ben Füsun abla ile ilgili birkaç söz etmeden başlamak istemem doğrusu. Çünkü Füsun abla gerçekten benim hayatımda çok özel yeri olan bir ablamdı. Akademisyen olmamın da bir parçasıdır Füsun abla. Dolayısıyla bir kez daha saygıyla kendisini anıyorum. Aranızda olmaktan da büyük bir mutluluk duyuyorum. İskender abi size de çok teşekkür ederim bu davet için. Şimdi izin verirseniz ben yalnız sunumu paylaşabilmem için bana paylaşma izni vermeniz gerekecek herhalde. Sanırım herkes görebiliyor değil mi sunumu? Evet, evet. Şimdi İskender abi ben sizin benimle daha önce yaptığınız konuşmanın ışığında 3 temel soruya yanıt arayacak bir sunum planladım. Güzel. İsterseniz hepsini bitireyim, isterseniz siz soru sorarak devam edin ama ben şöyle düşündüm. Yalnız ilerlemiyorsunuz. 3 tane temel soru. 1. Bu salgının bugüne kadar olan salgınlardan temel farklılıkları nelerdir? 2. Evet. Dünyada birçok ülkede bu salgının halen yükselişte olduğunu görüyoruz. Bugünkü durum nedir dünya ve Türkiye açısından? Ve 3. Sanırım hepimizin üstünde daha fazla tartışmayı istediğimiz salgının geleceğiyle ilgili beklentilerimiz nelerdir? Nasıl seyretmesini bekliyoruz? Dolayısıyla eğer uygun bulursanız ben bu 3 soruyu peş peşe yanıtlayacak bir sunum yapayım. Evet. İsterseniz benim sunumumdan sonra, isterseniz daha sonra soruları yanıtlamaya çalışayım. Evet, soruları... Ya da sunum sırasında da sorabiliriz. Nasıl derseniz. Evet. Soruları en sona bırakalım ama bir şey olursa, chatten bir şey gelirse sana ben yönlendiririm. Olur. Şimdi ilk önce İskender abinin açılış konuşmasında da söylediği gibi dünyadaki diğer bugüne kadar gördüğümüz salgınlarla bu salgın arasında ne gibi farklılıklar, ona bir bakmaya çalışalım. Birazdan bir sonraki slaytta daha geçmişe de götüreceğim sizi ama Dünya Sağlık Örgütü'nün son 20 yıl içerisindeki salgınlara ilişkin hazırlamış olduğu bu çizelgeye bakarsak aslında bizim coğrafyamızda belki çok fazla farkında olmadığımız ama dünyanın değişik yerlerinde, değişik halkların
belki de sürekli yüz yüze kalmak zorunda olduğu birçok salgın var. Örneğin koronavirüsler dediğimiz, şu anda da pandemisi olan bu virüsle ilgili konuşacağımız şey şu. 1960'lı yıllardan beri biliniyor. Fakat 2003'e kadar koronavirüslerin insanda hastalığa yol açtığı ya da ölüme yol açtığı bilgisi yok. Şu anda dünyada tespit edilmiş, ağırlıklı olarak hayvanlarda karşımıza çıkan yüzün üstünde koronavirüs hastalığı var. Bu koronavirüslerden 7 tanesinin insanda hastalık yaptığını biliyoruz. 3 tanesi de şu anda üçüncüsünü yaşadığımız salgınlara yol açtılar. Bunlardan bir tanesi SARS, ikincisi MERS ve şu andaki COVID-19 olmak üzere. Burada da gördüğümüz gibi bazı hastalıklar, örneğin SARS 2003-2004'te salgın yapıp etkisini ortadan kaldırmış oldu. Ama bazıları da işte hepimizin sıklıkla bildiği bazı grip virüsleri, işte H5N1 gibi çok uzun zamandır dünyamızda var ve etkilerini belli aralıklarla sürdürüyorlar. Peki bugün COVID-19 pandemisi sırasında bizi diğer salgınlardan daha fazla ilgilendiren, etkilendiren boyutları nedir diye bakacak olursak, o zaman bu salgının yükü üzerine biraz konuşma yapmamız gerekecek. Şimdi dünyada bilinen, kayıtlara geçmiş en fazla yükü olan salgın İspanyol gribi diye biliniyor. 1918-19 bazı kaynaklarda 1920'ye kadar sarktığı söylenen bir salgın ve 50 milyon kadar insanın yaşamını yitirdiği bilgisi var. Daha sonra İskender abinin sözünü ettiği Asya gribi karşımıza çıkıyor. O da Güney Çin'den başlayan ve 4 milyona kadar insanın hayatını kaybettiği kaynaklarda yer alan bir başka salgın. Sonra 60'lı yılların sonunda Hong Kong gribi karşımıza çıkıyor. Bunların hepsi influenza kaynaklı salgınlar, pandemiler. Orada da yine 4 milyona yakın insanın hayatını kaybettiğini biliyoruz. 1969-70'ten sonra günümüze gelinceye kadar ki çok sayıda salgın, bir önceki dönemde burada sözünü ettiğim salgınlar kadar büyük yıkımlara yol açmamış. Hem hasta sayısı hem ölüm sayıları açısından. Örneğin domuz gribi diye hepimizin yaşadığı, bildiği salgına gelecek olursak, o da bir başka influenza pandemisiydi. Meksika kaynaklıydı, hatırlayın. Orada ölüm sayısı 18 bin civarında. Bundan önceki koronavirüslerle ilgili diğer iki salgına baktığımızda, SARS ve MERS'ten söz ediyorum, ölüm sayılarının çok düşük olduğunu görüyoruz. Bugünkü salgınla kıyasladığımızda. Dolayısıyla bugün COVID-19 pandemisinde diğer pandemilerle ve salgınlarla, özellikle son işte 1970'ten sonraki salgınlar söz konusu olduğunda, farklılık hem hasta sayısındaki hem de ölüm sayısındaki büyüklükle karşımıza çıkıyor. Bu arada koronavirüsler içerisinde diğer iki salgınla kıyaslandığında, yani SARS ve MERS'ten söz ediyorum, COVID-19 açısından bugüne kadarki bilimsel literatüre baktığımızda bir olumlu bir de olumsuz özellik var. Önce olumlu özelliğini söyleyelim. Olgu ölüm hızı diğer koronavirüslere göre burada çok daha düşük. Örneğin SARS'ta hastalığa yakalanan her 10 kişiden birinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyordu. MERS'te ise her hastalığa yakalanan 3 kişiden birisi neredeyse hayatını kaybetmişti. Oysa COVID-19'da bugüne kadarki bilgilerimiz, şu ana kadar yayınlanmış araştırmadan yapılan meta analizler, bu hastalığa yakalanan her 100 kişiden birinden daha azının hayatını kaybettiğini gösteriyor. Dolayısıyla hastalığa yakalanıldığı zaman sağ kalımı diğer koronavirüslere göre daha yüksek. Bu olumlu bir yanı. Ama şöyle de bir olumsuzluk olduğu artık bugün daha fazla tartışılıyor. Diğer koronavirüsler ve hastalıklarla kıyaslandığında insandan insana geçişinin çok daha kolay olduğu anlaşılıyor. Şubat ve Mart aylarında biz bunları tartışırken uluslararası literatür eşliğinde bu kadar kolay bir geçişin olabileceği öngörüsü çok yaygın değildi. Türkiye'den literatüre dayalı olarak konuşamıyoruz çünkü bildiğiniz gibi Türkiye'den bu konuda yayınlanmış araştırma henüz yok. Bu araştırma yapılması izninin Sağlık Bakanlığı'na bağlı olması, verilerin paylaşılmaması gibi nedenler bizim Türkiye'deki literatür zenginliğimizi kısıtlıyor doğrusu.
Ancak dünyada örneğin Mayıs ayına gittiğimizde yapılan çalışmalarda ki Brezilya'da yapılan bir çalışma çok ön plana çıkmıştı. 26 derecenin üstünde bir sıcaklığın olması halinde virüsün insandan insana geçişinde bir azalma olduğuna ilişkin bulgular ortaya çıkartılmıştı. Ve bulgudan yola çıkarak daha önceki koronavirüs deneyimleri de buna eklendiğinde yazın gelmesiyle birlikte hastalığın seyrinde bir azalma olabileceği öngörüsü Türkiye'de de bildiğiniz gibi paylaşılmıştı. Ama öyle olmadı. Çünkü o güne kadar en ön planda öngörülmeyen virüs yükü dediğimiz bir kavram, yani virüsün aynı anda kişiden kişiye bulaşırken çok sayıda virüsle enfekte olma ihtimali 26 derecenin üstündeki sıcaklığın insandan insana bulaşı baskılama olasılığının önüne geçmiş oldu. Dolayısıyla bu salgında bu hastalık etkeninin çok hızla bulaşabilmesi diğer salgınlardan biraz daha ayırt edici özellik olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi size iki tane harita göstereceğim. Hem SARS hem MERS. Böylece bugünkü durumu anlamamız daha kolaylaşacak. Burada gördüğümüz SARS'ın haritası. Temel olarak bakıldığında ağırlıklı olarak yine Çin ve Asya kökenli bir yayılımın olduğu söyleniyor. Örneğin Türkiye'de biz bunu neredeyse hiç görmemiştik. Biraz Amerika'da da vakalar var ama sayılara bakarsanız oldukça düşük. Ağırlıklı olarak olgu sayılarının Çin ve Hong Kong civarında birikim gösterdiği anlaşılıyor. Burada tabii çok değişik hipotezler var. Örneğin SARS'ın ilk meydana geldiği, ortaya çıktığı yerleşim alanıyla MERS'in ve COVID-19'un ilk meydana çıktığı yerleşim alanlarındaki farklılık, kilometre kare başına düşen insan sayısındaki yükseklik ve Wuhan'ın özellikle otomotiv endüstrisi gibi endüstriler aracılığıyla uluslararası dışı aşılımının çok yüksek olması, bu nedenle de beklenenden daha kısa süre içerisinde İtalya'da ve Fransa'da kıtalar arası bir geçiş yaparak bir salgına yol açabilme potansiyeli gibi değişkenler de tartışılıyor. Ancak bugün COVID-19'la ilgili bilgilerimizin sınırlılığı bir yana hem SARS hem MERS hem de diğer salgınlarla ilgili bazı değişkenlere ilişkin bilgilerimizin sınırlılığı da bu konuda bizi kesin bir şey söylemekten alıkoyuyor. MERS'e bakacak olursak hatırlayın bu sefer develerden kaynaklı bir hastalık olduğu ön plana çıkartılmıştı ve Suudi Arabistan'dan ilk önce tanımlandığı düşünülüyordu. Bu arada Türkiye'de de bir olguyu kaybettiğimizi hatırlayalım MERS'te ama dünyaya yayılımı çok sınırlı kalmıştı. Bunun gerekçeleri içerisinde MERS'teki koronavirüsün insandan insana kolay geçebilmesine olanak sağlamayan bir yaşam biçiminin etkin olduğuna ilişkin literatürde tartışmalar var. Ama dediğim gibi bu konuda çok kapsamlı bilgilerin henüz elimizde olmaması ve bazı kaynaklara göre MERS'in tekrar ortaya çıkma ihtimali bu karşılaştırmalardaki düşüncelerimizde biraz sınırlıyor. Şimdi bu bilgiler ışığında çok da fazla zamanınızı almamaya çalışarak bugün neredeyiz sorusuna yanıt bulmaya çalışalım. Bunu bugün Dünya Sağlık Örgütü sayfasından indirdim. Şu anda dünyada 20 milyon üstünde doğrulanmış olgu var. Ve ölüm sayısı da 750 bine yaklaşmış durumda. Burada doğrulanmış kavramın içini biraz doldurmak isterim. Çünkü bu hastalık sırasında biz PCR denilen bir testle artık herkes biliyor tanı koyuyoruz. Bu PCR testi eğer pozitifse doğrulanmış olgu olarak kayıtlara geçiyor. Buradaki olgular da Dünya Sağlık Örgütü'ne doğrulanmış olgu ve doğrulanmış ölüm olarak gelen sayılar. Oysa PCR testinin hastaları gösterme potansiyelinin çok yüksek olmaması nedeniyle ve dünyanın değişik yerleşkelerinde herkesin PCR testi yaptırma olanağına sahip olmaması ya da testin yapılması sırasındaki bir takım teknik sorunlar nedeniyle her zaman PCR testi pozitifliğini almak yerine Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerisiyle PCR testi negatif olsa bile eğer klinik olarak ya da epidemiyolojik olarak hastalık bulgularını gösteriyorsa, örneğin tomografisinde buna ilişkin bazı bulgular varsa bunların da hasta ve ölüm kayıtlarına girmesi gerektiği söyleniyor. Neden? Eğer onlar da hastalık ve ölüm kayıtlarına girerlerse biz bu hastalığın yükünü daha net tartışabileceğiz.
Ama dünyanın birçok yerinde ve maalesef ülkemizde böyle bir yaklaşım benimsenmiş değil. Ülkemizden dramatik bir örneği hatırlayalım. Örneğin Mersin'de bir aile hekimi meslektaşımız COVID-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Fakat PCR testi negatif olduğu için kayıtlara COVID-19 olarak değil, viral pnömoni olarak geçti. Ve maalesef arkadaşımızın ailesi bir otopsi yaptırabilmek amacıyla cenaze defnedilmeden önce İstanbul'a nakledilmesini, daha sonra gelmesini istemek zorunda kaldı. Dolayısıyla yalnızca bu rakamlara bakarak bir karar vermek bizi yanıltabilir diye söylüyorum. Onun dışında dünyaya baktığımızda, bakın, bizim asıl çok fazla endişelendiğimiz Mart ve Nisan aylarıyla kıyaslandığında giderek ciddi bir şekilde bunlar günlük olgu sayılarını gösteriyor. Artış var. Ve hatta öyle ki 13 Ağustos itibariyle dünkü verilere dayanarak Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı bir günlük vaka sayısı 276 bin ama 1 Ağustos'a gittiğimizde bunun 296 bin civarında olduğunu görüyoruz. Bir günde kayıtlara geçen doğrulanmış olgu sayısından söz ediyorum. Ölümlere baktığımızda da yine özellikle Mart ve Nisan aylarında daha fazla ölümler varmış gibi görünmesine karşın özellikle Temmuz ayından itibaren ölüm sayılarında da bir artma eğilimi olduğunu ve 24 Temmuz'da 10 bine yakın insanın bir günde bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetmiş olduğunu söylemem gerekir. Dolayısıyla buradan çıkaracağımız sonuç, şu anda dünyada bu salgının hız kesmeden, hatta biraz hızını artırarak sürmekte olduğudur. Ve 750 bin ölüm bugüne kadar oldukça yüksek bir ölümdür. Eğer bunlara doğrulanmamış olan ölümleri ve hatta bu hastalık nedeniyle bizim ikinci iletkenlere bağlı ölümler diye düşündüğümüz, yani işte pandemi nedeniyle hastaneye gidemeyenler, sağlık hizmetine erişemeyenler ya da çekinenler gibi ölümleri de ekleyecek olursak, dünyanın bazı yerlerindeki yapılan sınırlı tartışmalardan yola çıkarak hastalığın yükünün 2 kat, bazı verilere göre de 3 kat daha fazla olabilme ihtimali olduğunu burada sizlerle paylaşmış olayım. Şimdi peki bu yük dünyaya nasıl dağılıyor diyecek olursanız, ben yalnızca burada bugünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün ölümler haritasını getirdim. Aslında bu yük ağırlıklı olarak şimdi Amerika kıtasında olmasına rağmen, ama önce Asya'dan başlayıp sonra Avrupa'dan Amerika'ya doğru bir miktar ağırlık kazanmış görünmesine karşın dünyada bütün ülkeleri ve bütün kıtaları etkilemiş durumda. O yüzden bu pandemi diğerlerine oranla bütün dünyadaki etki alanının da çok geniş olması nedeniyle diğerlerinden biraz ayrılıyor. Peki bu ülkeler arasında ayrım söz konusu ama acaba ülkelerde görülme sıklığı arasında farklar var mı? Ben bunu geçen gün yaptığım bir analizle sizlerle paylaşmak istedim. Amerika Birleşik Devletleri ve Küba'yı karşılaştırdım. Kuşkusuz ki iki farklı sistem, iki farklı ülke ve nüfusları çok farklı. Dolayısıyla sayılar üzerinden değil, hızlar üzerinden baktığımızda Amerika'da ve Küba'da hem olgu sayısı hem de ölüm sayısı açısından 60 kat fark olduğunu görüyoruz. Yani 100 bin kişi başına ölümler ve olgular söz konusu olduğunda Amerika Birleşik Devletleri'nde Küba'ya göre ölümler ve olgular 60 kat daha fazla, 59 kat daha fazla. Peki buna yol açan etmenler nedir diyecek olursanız, çok fazla uzatmamak için ayrıntılarına girmeyeyim ama ülkedeki sağlık sistemi, ülkenin sağlığa ve hastalığa bakış açısı, ülkenin bu pandemiyi karşılama stratejisi gibi değişkenler üzerinden bunu tartışmamız gerekir. Amerika Birleşik Devletleri dünyada şu anda, epidemiyologlar tarafından ortak görüştür bu, salgını en kötü yöneten, hatta yönetemeyen ülkelerin başında geliyor. Buna ek 2 ülke daha söyleyecek olursak, diğeri Brezilya, bir üçüncüsü de Meksika olarak tartışılabilir. Ama bunun yanında ben şimdi bu sunum sırasında konumuz olmadığı için çok ayrıntılara girmeyeyim ama birkaç ülkeden de özellikle söz etmem gerekir. Örneğin Yeni Zelanda en iyi yönetenlerden birisi. Tabii denebilir ki Yeni Zelanda hem küçük bir ülke hem bir ada ülkesi, yönetmek daha kolay. Evet, kuşkusuz bunun etkisi var ama onun dışında Yeni Zelanda'nın bu sürece karşı nasıl mücadele ettiğini ayrıntılarında görecek olursak diğerlerinden çok farklı bir yaklaşımın
benimsendiğini çok net söyleyebiliriz. Burada biraz Çin'den iyi örnek olarak, Güney Kore'den ve büyük ölçekli ve yaşlı bir nüfusu olmasına rağmen yine Almanya'dan söz etmek mümkün. İleride sorular olursa biraz daha belki açabiliriz. Türkiye'de durum nedir diyecek olursanız, Türkiye burada çok açık görüldüğü gibi birinci dalgayı sönümlendiremeden ikinci dalganın yeni bir tepe noktasına doğru gitme eğilimi içerisinde. Aslında bulaşıcı hastalık salgınlarında klasik olarak beklenen tepe noktasına ulaştığı süre içerisinde salgının sönümlenmesidir. Türkiye'de salgın 6 hafta içerisinde tepe noktasına ulaştı. Ama ikinci 6 haftada o inmeyi gerçekleştiremedi. Bunun da en önemli nedenlerinden bir tanesi bir yeniden erken açılma kavramının gündeme getirilmesi. İşte 11 Mayıs'ta hatırlayın, AVM'ler gibi büyük kapalı alanlar açıldı. 1 Haziran'da neredeyse topyekün bir açılma gerçekleşmiş oldu. Oysa 2 Haziran'da bakın, o bir gün önce yeniden açılma olmadan bir gün önce günlük olgu sayımız 800'ün altına düşmüştü. Fakat yeniden açılma gelir gelmez ilk iki hafta içerisinde önce 1000'e sonra 1500'e çıktı. Sonra 1000 civarında gitti. Biraz 1000'in altına düşer gibi oldu. Ama işte ard arda gelen örneğin lise sınavları, üniversite sınavları, tatil yerlerine gidişler gibi kavramlar ya da işte Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması sırasında 350 binden fazla yurttaşın bir fiziksel uzaklığı koruyamayarak bir araya gelmesi gibi çok sayıda etkinlikler giderek bu süreci daha başka bir noktaya götürdü. Birazdan en son günü de göstereceğim. Şu andaki günlük olgu sayımız 1200 ki bir parantez açayım. Bu da biliyorsunuz çok tartışmalı bir rakam. Çünkü bizzat valiler tarafından örneğin Erzurum valisi, Malatya valisi, Rize valisi, Ankara valisi açıklanan rakamlarla Sağlık Bakanlığı'nın ilan ettiği günlük rakamlar arasında ciddi fark var. Dolayısıyla bu rakamlardan çok daha fazla günlük olgular olduğuna ilişkin kamuoyunda bir yaklaşım olduğunu söylemek sanırım yanlış olmayacaktır. Bu arada doğrulanmış yalnızca vakalar söz konusu olduğunda bile 250 bin hastalık vakasından ve 6 bine yakın ölümden söz etmek mümkün ki bizim tahminlerimiz Türkiye'de bu hastalığa bağlı ölümlerin bu ölüm sayısının 1,5 katından daha fazla olabileceği biçimindedir. Şimdi Türkiye nüfusa göre dünyanın 17. ülkesi. Doğrulanmış olgu sayısında 18. sırada, ölüm sayısında 22. sırada, milyon kişi başına düşen doğrulanmış olgu sayısında 76, milyon kişi başına düşen doğrulanmış ölüm sayısında ise 58. sırada. Ancak bu sıralar bizim halk sağlıkçılar açısından çok önem verdiğimiz sıralamalar değil. Şu gerekçeyle toplumların nüfus yapıları farklı. Dolayısıyla o nüfus yapılarını birbirine benzer hale getirmeden bu sıralamaları konuşmak bizim çok istediğimiz yaklaşımlar değil. Burada ne demek istediğimi söyleyeyim. Örneğin bir bilim insanı meslektaşımız, Manisa'dan Erhan Eser hocamız, Türkiye ile Almanya'nın nüfuslarını eşitleyerek yaşa göre standartize edilmiş ölüm hızları üzerinden bir karşılaştırma yaptığında, bunu Türkiye'deki Sağlık ve Toplum Dergisi'nde yayınladı, Türkiye'deki ölüm sayısının Almanya'dan daha fazla olduğunu ortaya koydu. Dolayısıyla o yüzden bizim bu epidemiolojik göstergeleri tartışırken başka göstergelere ihtiyacımız var. Ben Türkiye'yi yalnızca komşu ülkeleriyle kıyaslayan birkaç slide göstermek isterim size. Bakın Türkiye toplam doğrulanmış COVID-19 olgu sayıları açısından bakıldığında İran'dan biraz daha iyi, ancak Bulgaristan ve Yunanistan'dan oldukça kötü olduğunu, daha olumsuz bir durumda olduğunu söylememiz mümkün. Bu tabii nüfuslar farklı diyebilirsiniz ama biliyorsunuz burada da görünüyor, milyon kişi başına düşen toplam olgular olduğu için buradaki nüfus farklılıklarından arındırılmış bir veriden söz ediyorum size. Benzer bir durum ölümler için geçerli. Her 1 milyon kişi başına bu hastalık nedeniyle ölümler söz konusu olduğunda Türkiye İran'dan daha iyi durumda ama Yunanistan ve Bulgaristan'dan daha yüksek ölümler var bizde. Fakat burada dikkatinizi çekiyordur. Bulgaristan'da son haftalarda ciddi bir artış eğilimi var. Yine İran'la ilgili de şunu söylememiz gerekir. Bunlar İran tarafından bildirilen resmi olgular olmasına rağmen İran'daki değişik kaynaklar İran'da bunun çok üzerinde ölüm sayısı olduğunu da bize söylüyor.
Yine Türkiye'ye ait komşularımızla kıyasladığımız bir başka veri, 1000 kişi başına düşen test sayısı. Öncelikle şunu söyleyelim, biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı toplam test sayısını açıklıyor ama bu testin kaç kişiye yapıldığı konusunda bir fikrimiz yok. Üstelik test yapılanların niteliklerini de bilmiyoruz. Bu bizim açımızdan şöyle önemli, test yapılanlar olası vaka tanımına giren hastalar mı, bunların temaslıları mı, yoksa bir tarama nedeniyle mi test yapılıyor? Bu bilgilerde de sahip değiliz. Bunlar çünkü epidemiolojik değerlendirmeler açısından önemli. Ama komşu ülkelerle kıyasladığımızda Türkiye'nin 1000 kişi başına İran'dan daha fazla test yaptığını ama özellikle son 2 haftadaki atağıyla Yunanistan'ın çok yüksek bir test sayısına ulaştığını, Bulgaristan'da bile Türkiye oranla 1000 kişi başına daha fazla test yapıldığını söylememiz gerekir. Şimdi 1 Temmuz'dan itibaren Sağlık Bakanlığı günlük ve haftalık durum raporları yayınlıyor. Bu en son dün yayınlanan durum raporu 9 Ağustos'a kadarki haftayı gösteriyor. Buraya baktığımızda Türkiye'de hastalığın son 7 gün içerisindeki yeni olgu görülme sıklığı açısından büyük farklılıklar olduğunu görüyoruz. Bakın Batı Marmara bölgesinde 100 bin kişi başına 1.7 vaka düşerken Güneydoğu Anadolu bölgesinde bunun 11 kat fazla 18.9 vaka düşüyor ki Sağlık Bakanlığı'nın ilk açıkladığı durum raporlarından bu yana Güneydoğu Anadolu bölgesi açık ara önde. Şimdi Sayın Sağlık Bakanı'nın Türkiye'nin Wuhan'ı diye nitelediği İstanbul'la kıyasladığımızda bile çok daha yüksek bir olgu görülme hızının olması aslında bizim burada bu tartışmayı daha derinleştirmemiz gerekiyor ama elimizde veri olmadığı için çok fazla derinleştiremiyoruz. Bizim başından beri talebimiz Türk Tabipleri Birliği olarak bu açıklamaların bölgeler bazında yapılmasıyla yetinilmemesi, iller bazında ve hatta ilçeler bazında açıklanması gerektiğidir ki özellikle okulların açılmasıyla ilgili gündem tartışılırken bunun daha da önem taşıdığını burada vurgulamak isterim. Bu haritayla ilgili söylemek istediğim konulardan bir tanesi de bu kadar 11 kat farklılığa yol açan hastalığın görülme sıklığındaki değişkenlerin ne olduğunun kapsamlı olarak incelenmesi gerektiğidir. Eğer biz buna yol açan nedenleri ayrıntılı olarak incelemezsek merkezi bir kararla alacağımız önlemler her yerde aynı etkiyi göstermeyebilir. Dolayısıyla bunun önemine özellikle vurgu yapmak isterim. Öte yandan hastalık görülme sıklığıyla ilgili bu kadar büyük farklılıklar karşımızda bir de 100 bin kişi başına düşen ölüm sayısında da bu farklılıkları görüyoruz. Bu sefer İstanbul'da ölümlerin çok yüksek olduğunu ama diğer bölgelerde örneğin Güneydoğu Anadolu'da İstanbul'un 1/3 kadar 100 bin kişi başına düşen bir ölüm sayısı karşımızda olduğunu görüyoruz. Bunun elbette salgının İstanbul'da özellikle ilk 3 ay içerisinde çok daha yüksek seyretmesiyle ilgili olabilir ama bunu da zaman içerisinde incelemekte yarar var. Acaba bu İstanbul'da ölenlerin kayıtlara daha düzgün bir şekilde COVID-19 olgusu olarak girmesiyle de ilgili midir diye bir sorunun da yanıtlanması gerektiğini söyleyelim. Buraya baktığımızda Akdeniz'de 100 bin kişi başına 1,5 ölüm söz konusuyken işte Doğu Marmara'da 7,3, Güneydoğu Anadolu'da 6,3 ve İstanbul'da 18,1 olduğunu görüyoruz. Burada bugünkü verimiz Sağlık Bakanlığı tarafından işte yaklaşık 1 saat kadar önce açıklandı. Bakın bugünkü hasta sayımız artık 1250'ye doğru gidiyor. 800'e düşürmüştük 2 Haziran'da, şimdi 1250. Ölüm sayımız da tekrar 20'nin üstüne çıktı. Oysa 13 Haziran'da bunu 14'e kadar düşürebilmiştik. İyileşen sayımız hasta sayımızın gerisine düştü. Ki sahadan gelen verilere bakacak olursak bu rakamların daha yüksek olma ihtimalini de söylemiş olayım. Burada yine dikkatinizi çekmek istediğim şey, hatırlayın 28 Temmuz'a kadar biz yoğun bakımda yatan ve entübe edilen hasta sayılarını da biliyorduk ama sonra Sağlık Bakanlığı bir ani karar değişikliğiyle bu iki veriyi yayınlamaktan vazgeçti. Bunun yerine hastalarda zatürre oranı ve ağır hasta sayısını vermeye başladı. Bunların da üzerinde teknik bazı tartışmalar var. O tartışmalara şimdi girmeyeyim ama son günlerde özellikle ağır hasta sayısındaki artışın da dikkat çektiğini burada vurgulamış olalım. Yine burada şuna dikkat çekmek isterim. Biz günlük aktif hasta sayısı hesaplıyoruz. Aktif hasta sayıları toplam hasta sayısından ölenler ve iyileşenler çıkartılarak hesaplanır. İşte 10 bin civarında, 11 bin, 12 bin civarına kadar şu anda düşmüştü. Ama Sağlık Bakanlığı'nın ev ev dolaşarak yaptığı bizim seroprevalans çalışması dediğimiz çalışmanın sonuçlarına bakarsanız Türkiye'de bunun en az 10 katı daha fazla
bir aktif hastanın var olduğunu da söylememiz gerekebilir. Hocam çok uzatmadım diye umarım. Bir 5 dakikada izin verirseniz salgının geleceği üzerine konuşmak isterim. Tabii. Şimdi salgının geleceği çok soruluyor gerçekten. Ne düşünüyorsunuz diye. Hatırlayın, biz Şubat-Mart aylarında salgının geleceğine ilişkin 2020 yılında böyle bir pandeminin sonlanması pek mümkün görünmüyor dediğimizde epey bir tartışma olmuştu. Özellikle bu kadar büyütmeyin diyen bir kesimin varlığıyla bu süreci tartışmak zorunda kalmıştık. Özellikle İngiltere ve Amerika'daki epidemiyologlar, dünya İngiltere ve Amerika üzerine yaptığı modellemelerde, örneğin Amerika'da işte 750 bine kadar insanın ölme ihtimali olduğuna ilişkin açıklamalar yaptıklarında, Mart ayının ilk haftasından söz ediyorum, başta Amerikan yönetimi olmak üzere çok ciddi bir saldırıyla karşılaşmışlardı. Ama epidemiyolojik modeller, matematik modeller açıkçası büyük ölçüde haklı çıktı. Ve bugün için de biraz belki karamsar gelebilir size ama çok iyimser şeyler söyleme olanağımızın olmadığı bir dönemdeyiz. Şimdi Türkiye'de 150 bin kişiden örnek alınarak yapılan çalışmaya bakarsak, şu ana kadar hastalığı geçirip bağışıklık kazanmış olanların oranı %1'in altında. Şimdi yine bu hastalığa ilişkin teknik hesaplamalara bakacak olursak, bu hastalıkla ilgili bağışıklık düzeyinin en az %67 olması gerekiyor ki bu hastalık toplumda salgın yapma özelliğini kaybetsin. Şimdi toplumun henüz %1'i bağışıkken %67'ye ulaşmak için elimizde iki yol var. Ya aşıyla bu yola ulaşacağız ya da hastalığın geçirilmesini bekleyeceğiz. Hastalığın geçirilmesini beklersek maliyet çok yüksek. Ekonomik maliyetten söz etmiyorum. Çünkü hastalığı geçirenlerin önemli bir bölümü, işte %1 kadarı hayatını kaybediyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlere bakarken bazı kavramları şöyle anımsamamız lazım. Ağustos ayı içerisinde son 3 ay öncesine göre şunun farkındayız ki her hastalığı geçiren bağışıklık kazanmıyor. Bizim varsayımımız bundan önce her hastalığı geçirenin bağışıklık kazanma ihtimali üzerineydi. Ama hastalığı hafif semptomlarla ya da hiç semptom göstermeksizin geçirenlerde bağışıklık gelişmediğini biliyoruz. O hiç semptom göstermeyenler hastalığı bulaştırabiliyorlar ama kendilerinde bağışıklık gelişmiyor. Dolayısıyla onlar bir daha bu hastalığı geçirmekle karşı karşıya kalabilecekler gibi görünüyor bugünkü bilgilerimize göre. Aşı bugünlerde çok tartışılıyor. Şu anda bir uygulamaya girebilecek bir aşı henüz yok ve hani kısaca söyleyeyim, soru olursa yanıtlarım. 2020 yılı içerisinde bizim ülkemizde aşıyla bir mücadele etmenin de olanaklı olmadığına ilişkin ortak bir görüşümüz var. Umuyoruz ki 2021'de, 2021'in belki ilk aylarında Türkiye'de bir aşıyı devreye sokmak mümkün olur ama şu anda 2020 yılı için aşıyla korunmak çok gerçekçi bir yaklaşım değil. Ve hastalığın bir tedavisi yok. Şu anda Sağlık Bakanlığı tarafından özellikle evlerde başlanan ya da hastanede başlanan bazı ilaçların bu hastalıktaki sağ kalımı artırabilme etkisinin olduğuna ilişkin ciddi bir tartışma var. Orada da belirsizlikler var ama hastalığın tedavisi yok. Dolayısıyla aşısı olmayan, tedavisi olmayan, %1'den daha az toplumun bağışık olduğu bir tabloyla karşı karşıyayız. Peki böyle olmasına rağmen SARS'ta olduğu gibi, örneğin SARS'ın da aşısı yoktu, ilacı yoktu. Ne oldu? Bir sene içerisinde hastalık etkisini kaybetti. Burada da böyle bir şey olabilir mi? Yani virüsün hastalık yapma yeteneğinde bir azalma söz konusu olabilir mi? Kuramsal olarak evet, olabilir. Bu virologlar tarafından çok tartışılıyor. Ama bu virüsün hastalık yapma yeteneğinde bir azalma olabilmesi için insandan insana kolayca geçerek yaşamını sürdürmesinin önüne geçmemiz gerekiyor. Çünkü virüsler de diğer canlılar gibi hayatta kalma mücadelesi veriyor. Ve virüslerin şöyle bir özelliği var. Tek başlarına yaşayamıyorlar. Yaşamak için bir hayvana ya da bir insana ihtiyaç duyuyorlar. Ve şimdi hayvanlarda ya da insanlarda sürekli yaşama olanağı sağlandığı müddetçe bu virüsün hayatta kalmak için bir değişim göstermesine ihtiyacı kalmıyor. Evrim teorisinin en temel direklerinden bir tanesi. Dolayısıyla biz eğer bu virüsün insandan insana geçişini azaltacak, hatta yok edecek bir yaklaşımla bununla mücadele edemezsek, virülansta azalma beklentisi de bugün için çok gerçekçi
görünmüyor. Hocam son slaytımı bitiriyorum. Peki bu bilgilerden yola çıkarak ne öngörüyoruz? Değişik kaynaklara bakacak olursanız, matematik modeller, senaryolar, işte epidemiolojik modeller, birkaç tane temel yaklaşım var. Ama ben bunların ortaklaştığı noktayı size söyleyeyim. Eğer virüsün virülansında, hastalık yapma yeteneğinde bizim bilemediğimiz gerekçelerle kendiliğinden bir azalma olmazsa, 2021 yılında da bu hastalığın etkisinin süreceği anlaşılıyor. İyimser tahminler 2022 yılının bahar aylarına kadar hastalığın etkisinin süreceği biçiminde. Kötümser tahminler 2024'e kadar bu süreci uzatıyor. Biz 2020'de etkisinin azalmasını beklemediğimizi, Eylül-Ekim ayından itibaren mevsimsel grip gibi hastalıkların da eklenmesiyle daha ciddi tabloların karşımıza gelebileceğini ama 2021'de de hastalığın etkisini sürdürme potansiyeli olduğunu buradan sizlerle paylaşmış olalım. Ben burada sunumu bitireyim. Daha sonra sorular bölümünde sizlerle tekrar buluşuruz. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.